Herkese yeni bölümden merhaba arkadaşlar. Bu bölümde biyoreaktörün olduğu yeri göstereceğim size. Tabi yine aynı bölgede, aynı kaz alanının olduğu bölümde çekim tuzağı, pusula ve taşınabilir araç üretici de mevcut. Eğer bunlardan biri sizde yoksa bu video işinize yarayacaktır. Şöyle kuzeyin iki diş sol tarafa doğru gidiyoruz ve yaklaşık bir 600 metre falan gitmemiz lazım. Bu yosunların olduğu bölgenin taban kısmında kalıyor. Şu solumuzda gördüğünüz yosunlar var. Bunların ileride de aynı şekilde yosunlar var ve onların taban kısmında biraz kenarda kalıyor. Bir tane orada geminin parçası var. Oraya gidip onun içine gireceğiz. Bölge burası. Şurada bir kapısı var ama bu kapı açılmıyor. O yüzden arka tarafa dolaşmamız lazım. Şöyle çarpmadan dönsek daha iyi olur tabi. Şuradan şöyle çıkıyoruz. Şuradan içeri gireceğiz. İnşallah girebilirsek. Aynen. Burada gördüğünüz gibi çekim tuzağı parçası var. Ben tabi daha önce aldığım için bana titanyum veriyor. Yine aynı şekilde burada da ikinci parçası var. Çekim tuzağını tamamlamış oluyorsunuz. Onun haricinde şurada bir gördüğünüz gibi veri kutusu var. Bunu açtığın zaman da içinden direkt pusula geliyor. Ben daha önce almış olduğum için o bana gene gelmedi. Su altı motor parçası var. Yine aynı bölgede. Buradaki malzemeler bitmiyor bir türlü. Şimdi gelelim tamir aletimize. Onarım aletimizi elimize aldık. Şu kapıyı onarmamız lazım ki kapı açılsın. Tamam, onu onardık. Bu arada başka bir şey kaldı mı diye şöyle bir kontrol etmek istiyorum. Göstermediğim bir şey kalmasın çünkü buralarda. Şuraya da biz lambamızı geri alalım. Tamam. Kapıyı açtık. İçeri girdik. Gördüğünüz gibi taşınabilir araç üretici parçası burada mevcut. Yine şurada aynı şekilde parçanın devamı var. Bunu da buradan alabilirsiniz. Onun haricinde şurada da diğer parçası var. Zaten sanırım 3 parça olması lazım bu. Üçünü de aldığınızda taşlı bir aracı öğrenmiş oluyorsunuz. Çekim tuzağını öğrendik. Bunu öğrendik. Onun haricinde bir de şey öğrenmiştik. Pusula öğrenmiştik yine aynı bu bölgeden. Burası için işimiz bitti. Şimdi buranın dış bölgesinde biyoreaktör olması lazım. Bir oksijen tazelemek istiyorum ben şuradan. Hatta direkt oksijen eşliğinde bakabiliriz tabi çarpmadan taşlara, kayalara. Evet, şurada hemen burada çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi biyoreaktör parçası var burada. Yine burada da parçanın devamı var. Bitti. Bunu da aldınız zaten, direkt biyoreaktörde öğrenmiş oluyorsunuz. Burası için göstermek istediğim bu kadar. Burada başka bir şey yok. Bir sonraki rehberde görüşünceye kadar şimdi kendinize iyi bakın ama ondan önce biyoreaktörün nasıl olduğunu ve nasıl çalıştığını da bu videonun sonuna ekleyeceğim. Onu da videoyu kapatmadan takip edebilirsiniz. Evet, çekim tuzağımız şu şekilde etraftaki balıkları kendine çekiyor. Bunları direkt buradan rahatla alabilirsiniz. Şöyle yanına gelip en azından buradan uzaklaşamazlar. Gayet güzel. Bunları ne işe yarayacak derseniz de artık bunu yemek su olarak kullanmayı tabii ki de göstermeyeceğim. Şöyle gördüğünüz gibi bir biyoreaktörümüz var. Bunu ben ürettim. Gördüğünüz gibi içinde balıklar var. Yine bunları da buraya ekliyorsunuz. Bunun içinde balık olduğu sürece bu elektrik üretmeye devam ediyor ve şöyle gördüğünüz gibi dolum 500'de 500 diyor. Yani bir base'inizde 500'lük bir enerji sağlıyor. Ara sıra böyle bu toplayıcıdan balıkları getirip bunu atarsanız zaten eğer için doldurursanız bu bayağı 10 gün falan gidiyor. Yani oyun günüyle 10 gün falan gidiyor. Bayağı uzun bir süre gidiyor yani. O yüzden ara sıra baktığınızda balık eksildi mi balık doldurun buraya ve kesintisiz enerji kaynağınız olmuş olsun. 500 enerji az bir enerji değil. Base'inizin hemen hemen çoğu enerjisini karşılamış olacaktır. Rehberiniz için teşekkür ederim. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.